Yeni bir konseptle karşınızdayız. Bu konseptin adı sohbetler. Bir üst takıl meselesi yıllardır başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada konuşulup duruyor. Kimdir bu üst takıl? Kimlerden oluşur? Aileler mi? Hanedanlar mı? Paganlar mı? Masonlar mı? Ya da İlluminat mi? Yoksa tapınak şövalyeleri mi? İnsanoğlu her toplumsal olayın arkasında hep gizli bir güç arar. Komple teorileri dediğimiz şeyler tam olarak bu duyguyu tatmin etmektedir. Komple teorilerin ekseriyeti gizli bilgiler üzerine dayandığı için adı üzerinde olduğu gibi gizli belgeler ve bilgiler herkes tarafından ulaşılabilir değildir ve bu bilgiye sahip olmak veya bu bilgiyi bildiğini hissetmek insanı özel kılar yani özel hissettirir. Peki Uydurulan bu komplo teorileri ve üst takıl meselesi bazı gerçekleri görmemizi engelleyen bir başka komplo teorisi olabilir mi? Gelin biraz bunun üstüne beyin fırtınası yapalım. Bu arada bu videoyu beğenirseniz lütfen yorumlara yazın ve videoyu beğenin ki bu tarz videolara devam edelim. Bu zamana kadar çekmiş olduğum videoların hemen hemen hepsinde tarihsel belgeler, bilgiler, kanıtlar üzerinden anlatımlar yaptım. Çok nadir olarak kendi görüş ve düşüncelerimi paylaştım. Videoların içine ekledim ve bunu da bazı zamanlar videolarda belirtti. Ancak bu video bunlardan biraz daha farklı olacak. Çünkü bu videoda komple teorileri ve üst takıl meselesine bu zamana kadar yaptığım okumalardan ve araştırmalardan yola çıkarak kendi düşüncelerimle bakacağım. Ayrıca en başında da belirttiğim gibi sohbet etmiş olacağız. Öncelikle bilim komple teorisini nasıl tanımlıyor ona bir bakalım. İki ya da daha fazla insanın veya bir organizasyonun, kuruluşun, grubun yasa dışı olarak kabul edilen bir durumu planlaması, uygulaması ancak bunu gizlice gerçekleştirmesi ve sonra da üzerini örtmesi iddialarını öne süren spekülatif hipotezler bilim tarafından komple teorisi olarak tanımlanıyor. Bilim insanları komple teorilerini oldukça mesafeliler. Çünkü ispata ihtiyaç duymayan birçok iddia ortalıkta dolaştığı için süslü kelimeler ve gizemli cümlelerle bu iddialar kulağa hoş gelse de bölüm bölüm incelendiğinde saçmalıklarla dolular. Kanıtlamak için net bir örnek verebiliriz. Aşı karşıtlığı 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri ülkede kızamığın bittiğini duyurmuştu. Ancak 2019 yılında 314 vakayla karşılaşıldı ve bu vakalar üzerinde yapılan tespitlerde ailelerin aşı karşıtı olduğu ve buna istinaden de çocuklarda kızamık hastalığı belirtileri başladı ve kızamık hastalığına yakalandıkları söylendi. Aşı karşıtlığı bugün bilim tarafından dünya sağlığını tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olarak görülüyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Komplo teorisyenleri kendilerinin çok özel bilgilere sahip ve hiç kimsenin bilmediği, hiç kimsenin çözemediği tarihsel bağlantıları çözdüklerini düşünürler. Kendinden emin duruş, herkesin anlayamayacağı bir terminoloji, biraz gizem, bu da bende kalsın tavrı inanç ve duyguyu arttırır. İşte tam da bu yüzden komple teorisi kavramı aşağılayıcı bir kavram olarak kullanılır. İlginçtir. Komple teorisyenleri yani sosyal medyayı, geleneksel medyayı ve bunun yanında diğer birçok iletişim kanallarını komple teorilerinin içine katarlar. Ancak komplo teorilerinin yaygınlaşmasında en önemli etkenlerden biri de bu medya kanallarıdır. Birçok komple teorisyenine göre geleneksel medyaya hükmedenler ve sosyal medyaya hükmedenler onların düşmanlarıdır. Komplo teorisyenleri o medya kanallarını sahibi olanların ve sahibi olanların sahiplerinin gizli amaç ve planlarını deşifre ettiklerini söylerler ancak ne hikmetse teorisyenlerin bilgileri de bu kanallar üzerinden yayılır. Aslında bu yalanlar daha büyük bir yalanın gizlenmesi için söyleniyor olabilir mi mesela? Dünyayı yöneten aileler, uzaylı sürüngenler, galaktik konfederasyonlar, onlarca, yüzlerce saçma sapan düşünce havada uçuşuyor. Mesela şöyle bir soru soralım. Aşı karşıtları üst takıl denen kavramın kişilerin artık her yani neyse dünya nüfusunun azaltılması için tıbbın kullanıldığını ve aşılarla buna hizmet ettiklerini söylüyorlar. Bu çok daha büyük bir yalansa bu yalanlar sayesinde insanların aşı olmamasını sağlayarak insanların çeşitli hastalıklarla ölmesi ve bu sayede dünya nüfusunun azaltılması hedefleniyorsa bu çok gizli bilgileri ve bağlantıları çözdüğünü düşünen bu muhteşem zekalar bu amaca hizmet ediyorsa bu da bir komplo teorisi mi? Evet. Gelin ben size bana göre bir üst akıl tanımlaması yapayım. Bugün hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir bilgi olan dünyadaki zenginliklerin büyük yüzdesine çok küçük bir yüzdenin hükmettiği gerçeği üst takıl denilen tanımda gizem aramamızı gösterir. Zaten bu durum sürekli gelişim ve pozitif büyüme yalanlarını da oldukça çürütmektedir. Bu durumda konuya nasıl yaklaşmalıyız? Benim tarihten anladığım tarihte hiç kimse olaylara matematik bilimi gibi kesin sonuçlarla yaklaşmaz. Alınan kararların, yapılan savaşların hepsinin arkasında ya bireysel bir has ya da bir inanç, bir amaç yatmaktadır. Çoğu zamansa bunların tümü olayların arkasında yer alır. Mesela Osmanlı tarihine bakalım. Rumeli ve Avrupa'ya yapılan fetihler sadece gaza Maltı ile mi yapılıyordu? Tabii ki hayır. Ya da Doğu'ya yapılan fetihler hepsinin arkasında gaza ile birlikte yani dini bir savaş ile birlikte ekonomik büyüme, sınırlarını genişletme, gayrimüslimlerden ganimet olarak elde edilecek savaş esirleri gibi siyasi ve ekonomik amaçlar da vardı. Peki bu kadar mı? Hayır. Tüm bunların yanında padişahlar gazi olabilmek için savaş kazanmalıydı savaşta başarılı olmalıydı. Bu aynı zamanda devlet erkanı üzerinde kontrolünü de arttıran bir durumdu. O halde bugün gelinen noktada Orta Doğu'da çıkan savaşlar için sadece dini amaçlı çıkan savaşlar diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Zira büyümesi gereken bir silah ekonomisi, büyümesi gereken bir sağlık ekonomisi vardır. Ancak temelini dinlerde arayabiliriz. Çünkü anı sebep gerçekten de yatıyor. Covid-19 döneminde gözlerden kaçan bir açıklama vardı. Aşıların önce Afrika'da denenmesini önerdiler. Bu açıklama pek ciddiye alınmasa da bu öneriyi yapan büyük şirketler bana göre bir üst takıldır mesela. Zira bu öneri bin yıl önce de kalmış insanlık onuruna aykırı bir öneridir. Bu fikri düşünce özgürlüğü ya da basit bir öneri olarak açıklayamayız. Ancak gündem bile olmadı ama ciddiye alındı koskocama şirketler fikir adamları bunu dile getirebildiler. Dünyada kimler ölmeli, kimler kalmalı? Bunun temel varsayımını dinlerde bulabilir miyiz o zaman? Ya da para, medya ve siyaset gücüyle tüm dünyayı yönetmeye çalışan hatta farklı ve sapkın bir inanca sahip ve dünyanın sonunu getirmeye çalışan bir üst takıldan bahsedebilir miyiz gerçekten? Buna üst takıl, illuminati, tapınak, şövalyeleri adını ne derseniz deyin Evet bahsedebiliriz. Bu söylediklerim bu zamana kadar videolarımda anlattığım bilim kaynak almak ve sadece bilime güvenmek sözleriyle çelişiyor görünebilir. Ancak devamını dinlerseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Biliyorsunuz Türkiye'de bir süre bir faiz tartışması yaşandı. Cumhurbaşkanı Nas ortada dedi. Tam olarak bir Müslüman olarak Nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim dedi. Burada Nas suresi kastedilmiyordu. Nas 2S ile yazılır, açık ve belirgin olan demektir. İslami literatürde Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. Yoruma açık değildir. Yani bu şu demekti, inancımıza göre faiz haramdır, dinen caiz değildir. Türkiye'nin bununla baş edebilecek ekonomik gücü olmadığı için ve bilimsel verilerde ekonomik açıdan bunun tam tersini söylediği için mecburen geleneksel ekonomik politikalara geri dönüldü. Ancak hayattaki her şey ekonomi kadar matematiksel değil. Şimdi şöyle düşünelim. Dünyada ekonomiyi, medyayı ve bunun yanında birçok kitlesel aracı elinde bulunduran yani az önce söylediğimiz dünya üzerinde koskocaman bir zenginliği sahibi olan bu çok küçük yapı aileler, şirketler her neyse kendi inançlarını amaç edinemezler mi? İşte tam da burada Galaktik Konfederasyonlar Anunnakiler gibi saçma sapan iddialardan uzaklaşıyor ve belki de gerçek komplo teorileriyle yüz yüze geliyoruz. Elimde gördüğünüz kitabın adı Kitab-ı Mukaddes. Bu kitap eski ve yeni ahitten oluşuyor. Eski ahit dediğimiz Yahudilerin kutsal kitabı Tora ve Nevim diye adlandırılan ve içinde kehanetlerin yer aldığı peygamber yazıları ve keti Uyum adı altında toplanan çeşitli kitaplardan oluşur. Buna Tanah diyoruz. İncil dediğimiz yeni ait ise 4 incil, elçilerin işleri, mektuplar ve bahi bölümlerinden oluşur. Komplo teorilerinin üzerinde durduğu kısım da bahi bölümdür. Bu bölümde Tanrı'nın krallığının nasıl geleceği ve krallığın nasıl gerçekleşeceği kehanetler şeklinde anlatılmaktadır. Bu bölümden anladığımız kadarıyla Hristiyanların en çok baskı gördüğü dönemde bu bölümler yazılmış. Bazı bölümlerin Domitianus döneminin sonlarında, bazı bölümlerin ise Neron devrinin sonunda yazıldığı düşünülmekte. Bahi bölümüne battığımızda Tevrat'tan, Helenistik inançlardan seçilmiş ve aynı zamanda yöresel inanışların da içine katıldığı kapsamlı bir anlatım görürüz. Bu anlatımlar oldukça detaylı sembollerde içermektedir. Şimdi faiz örneğinden yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz? Ülkeleri, şirketleri ve toplumları yöneten liderler aldıkları kararlarda inançları da temel alırlar. Sanırım bu tespiti yapabiliriz. Eğer bu tespiti yapabiliyorsak ve bu tespit çeşitli örneklerle doğrulanabiliyorsa birçok uzmanın ki bunun içerisinde birçok komplo teorisi yanında var. Orta Doğu'da yaşanan bu kadar olaylar içerisinde Hedef Türkiye demesinin sebebini bulabilir miyiz? Bence bulabiliriz. Bir an için düşünün, Mesih inancına sahip koyu bir dindarsınız. Dini olarak en büyük hayaliniz bir an önce Mesih'in gelmesi ve onun kuracağı dünya krallığında, Tanrı'nın krallığında huzur içinde bir galip olarak yaşamamız. İnancınıza göre en büyük ibadet de bu. Burada bir detayı da vermemiz gerekiyor, zira ülkemizde şöyle bir inanç söz konusu. Sanki Hristiyanlar Yahudilere hizmet ediyormuş ya da ikisi aynı amaca hizmet ediyormuş gibi bir inanç var. Oysa ki Yahudilerin çok büyük bir kısmı İsa'yı atanmış kral ya da Mesih olarak kabul etmezler. Onlar. Başka bir Mesih beklerler. Mesih inancında Mesih yeryüzüne gelerek dünya krallığını kuracaktır. Mesih yeryüzüne geldiğinde Yahudi krallığını yani İsrail devletini yıkacak ve Kudüs'te dünya krallığını kuracaktır. Bu inancı göre yani vahiy bölümüne göre bu bölgede bir Yahudi devleti olmalı. Eğer yoksa önce Yahudiler kutsal sayılan bu bölgelere ele geçilmeli ve orada bir İsrail devleti kurulmalıdır ve vaat edilen topraklara hükmetmelidir. İşte buradan yola çıkarak bugün yapılan Filistin ve İsrail savaşına halklarının tüm tepkilerine rağmen Hristiyan devletlerin ses çıkarmaması çok daha iyi anlaşılabilir. İyi de Mesih inancına sahip olanlar Hristiyanlar mı? Kimi iddialara göre hayır. Zira tarihsel süreçte anlatılanlara baktığımızda onlar İsa'nın da Mesih olduğuna inanmıyorlar. O kutsal kanı taşıyan bir rehber sadece. Kutsal kan efsanesine burada girmeyeceğim çünkü o da oldukça uzun ve tartışmalı açıklanabilecek bir konu. Ayrıca hikayeler bilim kurgu filmlerini aratmıyor. O yüzden biz komple teorileri üzerinden anlamlandırmaya devam edelim. Az önce Türkiye'den bahsetmiştik. Hedef hep Türkiye diyorlar ne kadar da önemsiyorlar Türkiye'yi demiştik. Bunu söyleyenler arasında konuların cahilleri olsa da konuyu bilenler için tespit bir anlam ifade ediyor. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'in vahiy bölümünün girişini sizlere okuyacağım bu bölüm. Bildiğiniz gibi az önce söylemiştim kıyamet alametlerini ve Tanrı'nın krallığının nasıl geleceğini anlatan bölüm. Yuhanna, Asya'da olan yedi kilise, var olan ve var olmuş olan ve gelecek olan tarafından ve kendi tahtının huzurunda bulunan yedi ruhtan ve sadık şahit ve ölülerden ilk doğan ve dünya krallarının reisi İsa Mesih'ten size inayet ve selam olsun. Rabbin gününde ruhta oldum ve arkamda boru sesi gibi büyük bir ses işittim. Gördüğünü kitaba yaz ve yedi kiliseye, Efesos'a ve İzmir'e ve Bergama'ya ve Tiyatire'ye ve Sardis'e ve Filadelfia'ya ve Laodikya'ya gönder diyordu. Tanrı'nın krallığının kurulması için Hristiyan olması gereken yedi kilisenin isimleri dikkatinizi çekmiştir. Bu kiliseler İzmir'deki Simirna, Efes, Denizli'deki Laodikya, yine İzmir'deki Bergama, Manisa Salihli'deki Sardes, Manisa Alaşehir'deki Philadelphia ki Philadelphia Alaşehir'in antik çağdaki ismidir. Ve Manisa Akisar'daki Tia Tira kiliseleri. İzmir'in işgali sırasında önceliğin neden bu üç şeye verildiğini sanırım buradan daha iyi anlayabiliriz. Kehanet Arapça kökenli bir kelimedir. Gayipten haber verme anlamına gelir. Kutsal sayıların ilaçlara sahip milyonlarca insan kehanetlere inanmaktadır. İşte bu kehanetlerden biri de söze edilen bu yedi kilise Hristiyan olmadan Tanrı'nın krallığının kurulmayacağıdır. Herkes toplumun, çevresini ve ailesini kendi inançları ve kendi doğruları ile yönetmek ister. İşte tam da bu noktada global dediğimiz güçlerin hedeflerinin komplo teorisi sınırlarından çıktığını görürüz. Zira ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Mesih inancına sahip olanlar için olsun, bahsedilen kehanetler onların inançlarına göre. Tanrı tarafından yapılmış ve gelecekte tekrarlanabilecek eylemlerle yine Tanrı tarafından haber verilen ve gelecekte olacak olan olaylardır. Bu doğrultuda benim düşünceme göre komple teorileri dediğimiz şeyler farklı sınıflarda incelenmeli. Galaktik konfederasyonlar, uzaylı sürüngenler ya da aşık karşıtlığı gibi ve hatta düz dünya gibi ipe sapa gelmez saçmalıklar yerine inanç ve kutsal sayılan kitapların bahsettiği kehanetlerden yola çıkarak dünya üzerinde var olan hegemonik güçlerin neleri nasıl kullanabileceğini ve inandıkları kitaplar doğrultusunda insanları nasıl yönlendirebileceğini daha iyi anlayabiliriz. Böylelikle aslında az önce bahsettiğim onlarca tutarsız çarpıtmalar ile insanların nasıl uyuşturulduğu, bilimden uzaklaştırıldığı, gözümüzün önünde olanlara nasıl körleştirildiğini daha iyi anlayabiliriz. Sohbetler serimizin ilk videosunun sonuna geldik. Bu tarz videolarımızı, sohbet tarzında olan videoları beğendiyseniz en başta da söylediğim gibi lütfen yoruma yazın ve biz de devam edelim. İlerleyen süreçte Tevrat kehanetleri, İncil kehanetleri gibi daha detaylı sohbet videoları birlikte çekeriz. Kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve lütfen yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.